Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Atilla Türker'le Markaj başlıyor. Radyo Spor'a Atilla Türker'le Markaj programına hoş geldiniz. Saatlerimiz 13.01'i gösteriyor yaklaşık. Bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve Atilla abiyle birlikte. Hem hafta başında yaptığı haberi hem sizlerden gelen mesajlar üzerine o soruları değerlendireceğiz. Ve gündemle ilgili yorumlar da yapmaya çalışacağız. Atilla abi hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Geçmiş bayramınız da kutlu olsun. 4 gün evet. Geride kaldı bayramda. Kurban bayramı da dün itibariyle bitti. Bugün işlerine dönenler oldu. Tatiline evet. Devam eden de elbette önemli bir kesim vardır. Çünkü büyük bir fırsattı bu yaz dönemi içinde. 15 Temmuz'da Cuma'ya geliyordu. Bu iki günde birleştirip 9-9,5 günlük tatil yapan da eminim birçok kişi vardır ama siz de buradaydınız tahmin ediyorum ki. Yoksa gittiniz mi bir yere? Yok, maalesef buradaydım. İstanbul'daydım hep. Ben de buradaydım. Ben de tadını çıkardım ya Atilla abi, işte gördünüz. Kalamış'a bir ara gittim. İşte havuza gidiyorum TSD'nin. Sanki tatildeymişim gibi. Bugün mesela yayından çıktım, yukarıda çok güzel bir Atatürk Kent Ormanı var. Hacı Osman otobüs durağının, metro durağının arkasında. Oraya gittim. Orada bir kafe var. Orada tostum yedim. Çayımı içtim. Çok doğanın içinde. Yemyeşil bir yer. Böyle yürüyüş parkuru var. Hatta içinde göl bile varmış. Gölet ya da diyelim. Göl değildir de gölet var. Öyle hani İstanbul içinde ben de tatilimi yapmaya çalışıyorum bu dönemde. Tavsiye ederim herkese. Yani İstanbul'da kalıp yine gezilecek aslında çok yer var. Bu arada Kalamış'a gittin. Gizem'in doğum günüydü. Evet, sevgili eşin. Buradan nice yıllara diyorum. Sevgilerimi gönderiyorum sevgili kardeşimiz Gizem'e. O da Ankara'ya gidiyor. Bu arada şu anda trende. Arkadaşının öyle düğünü mi? Var. Evet. Hızlı trenle mi? Evet, hızlı trende şu anda. Zaten normal trenle gidilmez. Normal tren 9-10 saat sürüyor. Duruyor, kalkıyor. Hızlı tren ama hızlı trende de yer bulmak çok zor. Biletler çok çabuk tükeniyormuş. Onu fark ettik biz de. Ama şöyle, bulduk bir şekilde. Tabii. Şöyle bir hafta önceden falan açılıyor ama böyle 2 gün önceden mesela bugün ne günlerden? Çarşamba değil mi? Tabii evet. Doğal olarak. Cuma günü ben trene bilet alayım desem mümkün değil, bulamazsın. Kesin yoktur. Çünkü ben sürekli hızlı trenle gidip geliyorum ki o trenin sayılarının artırılması lazım. Günde 6 ya da 7 kere gidiyor geliyor. Doğru. Ki belli bir saatten sonra da gelmiyor. Yani gece 10 en son 7'de kalkıyor, 10'da iniyor. Yani doğaçlama söylüyorum. En son trende o eski trenlerden galiba. O 7 küsür 8 küsür saat sürüyor. Gün içinde hep hızlı tren var. Bir de en son sefer o eski trenlerden yapmışlar ve 4,5 saat sürüyormuş Atilla abi normal tren Ankara garına benim gördüğüm hesabım. Hızlı mı? Hızlı tren 4,5 saat sürüyor İstanbul'dan Çeşme'den kalkan Ankara'daki gar diye geçiyor. 4,5 saat sanıyorum. Şöyle tabii yaklaşık yani 4 saat civarında dolaşıyor. Ben de yılda bir iki kere hızlı trenle gidiyorum. Yani otobüse gidilmiyor. Uçakla binmeye değmiyor. Niye diyeceksin? Şimdi İstanbul Havalanı'nda bir saat önceden olman gerekiyor. Evden de Taksim'den de herhangi bir yerden de havalanla İstanbul Havalanı'na gitmen gerekiyorsa bir saat öyle. Bir saat de önceden olacak. 2 saat. Bir saat havadasın. 3. İndin. Valizi bekledin veya beklemedin. Yarım saatte oraya 3,5. Esenboğa'dan şehrin merkezine git, etti sana 4,5. Onun yerine... Bir de fiyatı söyleyelim Atilla abi. Fiyat da çok pahalı. Söylemeyelim ya. 1.000 lira falan herhalde değil mi? Tahminen o kadardır. Ama tren bileti 180 civarındaydı. Eğer 80. Business class şey yapmıyorsunuz, tercih etmiyorsunuz, o biraz daha pahalı. Yani onun da kademesi var. Yani daha rahat seyahat ediliyor herhalde orada. Bir de tren yolculuğu çok farklı, çok güzel. Yani şimdi biniyorsun, rahatlıkla tren içinde hareket edebiliyorsun, gidiyorsun, geliyorsun, okuyorsun, geniş oturma alanı var, önünde sehpalar, şunlar bunlar var falan. Çok da tehlikesi Allah korusun tabii diğerlerine nazaran daha az. Yani ben özellikle İstanbul'a yerleştikten sonra son yıllarda, bu arada bugün benim İstanbul'a yerleşimin 12. yılı. Bak. 12. 13 Temmuz değil mi bugün? Evet, 13. Evet, 13 Temmuz 2010'da ben Ankara'dan 2 valiz aldım. Tam 13 yıl oluyor bak. Pardon, 12 bitti. 12 bitiyor. İşte durum öyle ve tren yolculuğu çok iyi oluyor. Bir de Söğütlü Çeşme'de iniyorsun. En son durak orası. Oradan İstanbul'un her yerine gitmek daha pratik. Mesela, Marmaray var, metrobüs var hemen. Hani birçok yere dağılabilirsiniz orada. Mesela ben Beşiktaş'ta, Ortaköy'de oturuyorum. Söğütlü Çeşme'de indiğin zaman birkaç şık var. Birisi, ben de artık öğrendim ya İstanbul'u vallahi billahi. Yani öğrendim derken belli yerleri biliyorum. Nedir bu? Söğütlü Çeşme'de metrobüse, hemen yanında metrobüs kalkıyor Söğütlü Çeşme'den doğal olarak. Gar da orada son durak. Bindiğin zaman Söğütlü Çeşme'den nerede iniyorsun? Zincirlikuyu'da. Zincirlikuyu'dan da rahatlıkla bir otobüs dolmuş veya taksi dolmuş yok. Biniyorsun, evin oradasın, Beşiktaş'tasın veya Ortaköy'desin. Ama
ama ben bunu tavsiye etmem. Geçenlerde Ankara'dan arkadaşlarım gelecekti, böyle tavsiye ettim. Sonra çocuklar demiş ki Atilla amcayı dikkate almayın, o iyi bilmiyor. Niye? 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 Niye Sişi abi? Söğütlü Çeşme'den yürüyeceksin yukarı doğru. Kadıköy Boğa heykeli var ya. Aha. Boğa heykelinin sağından aşağı doğru, Rıhtım'a doğru ineceksin sahile. Abi 10 numara bir yürüyüş. Ondan sonra şeye bineceksin işte, vapura bineceksin. Vapurda temiz hava, bol gıda. Rahatlıkla yol 20 dakika sonra Beşiktaş'tasın. Beşiktaş'tan da yürüyerek Ortaköy'e 12 dakika. Bu da bir yöntem tabii ki. Bu daha akıllı gibime geliyor. Sen ne dersin? Vallahi daha yorar sanki ya Atilla abi. Şimdi Çeşme'den Kadıköy'e vapurla oraya yürümek nereden baksanız bir 15-20 dakika var. Ama güzel bir yol. Tabii sonu güzel bitiyor. Denizde bitiyor sonuçta. Hayır, ortada da Fenerbahçeliyseniz Boğa'yı geliyor. Tabii onun manevi şeyi farklı tabii ki. Dün biz geçtik işte. Dün de biz dediğinizi yaptık. Mesela Beşiktaş'a indik. Beşiktaş'tan vapurla geçelim dedik karşıya. O Boğaz'ı gördük. Sonrasında işte Boğa'nın önünden geçtik vesaire. Ama çok kalabalıktı mesela. Dün çok yürünecek gibi değildi Kadıköy'de. Bilmiyorum çıktınız mı dün hiçbir yere ama Beşiktaş tarafı da çok kalabalıktı. Kadıköy tarafı da felaket bir kalabalık vardı. Hani İstanbul boşalmış diyorlardı. Boşalmıştır tabii ki. Az evet. Kişi vardır ama herkes o İstanbul'da kalanın da hepsi çıkmış anladığım kadarıyla. Evde kalan yoktu. Bayramın birinci günü tabii bazı yeğenlerim aradı. Bir kız kardeşimin oğlu Erat, sevgili doktor Erat diyelim. Doktor unvanını da kazandı. Hanım da doktor oldu. Tıp doktoru değiller, tarih doktoru. Şunu belirteyim, şu mevzu nereden aklıma geldi. Bir gün önce, Arife günü olsa gerek veyahut da iki gün önce karayoluyla İstanbul'dan Ankara'ya gittiler. Ne kadar saatte gitmişler biliyor musun? Sabah 6'da yola çıkmışlar. 12 saat. 12 bildiğin karayolu 12 saat. Normalde 12 saatte Amerika'ya gidiliyor. Normalde o sabah uçakla 12 saat. Sabah 6'da bindik dayı dedi. Akşam 6'da Ankara'daydık. Ataşehir'den sonra trafik şehir içi trafik gibi. Yani 20 ile 30'da zor gidiyorsun diye. Ki belli bir saattir İstanbul'dan çıktıktan sonra da ben trafiği, yönleri, güzergahları hiç anlamam. Yolda genelde hep uyurum. Kafamda bazı şeylere pek basmaz. Belli yerlere geldikten sonra zaten diyelim Karadeniz yönü, bilmem Ege yönü, oralar bile her yön, her yol tıkalı Ankara'ya giderken veyahut da başka şehirlere de giderken yani. Muhakkak. Bu tür tabii insanlarımız, yani bizler de öyle miyiz bilemiyorum ama genelde tabii insanlar anlayışa da saygı duymak gerekir. Fırsat bu fırsattır diyor. Kimi annesinin babasının elini öpmek için gidiyor. Kimi tatile gidiyor falan. Bunun için de fazla yorum yapmak bir gereksiz ama fırsat olunca insanlar tabii doğal olarak Arife günü, bayram günü yola çıkılıyor ama dediğim gibi normalde karayoluyla çok hızlı bir arabayla, ki benim ehliyetim yok bu arada, onu da söyleyeyim. Yani sanılmasın ki hızlı gidilirse ben anlarım falan değil. Tam tersi. Mesela karayoluyla İstanbul'dan Ankara'ya yahut da Ankara'dan İstanbul'a veya başka bir yere gidip gelirken arabayı kullanacak arkadaşıma şunu söylerim. Biraz da eğer kaprisimi çekecek bir insansa, kardeşim bak 90'ı bir geçersen sağda inerim. Sağda inerim. Çünkü hem korkuyorum hem ne gerek var. Yani her şeyden önce sen ne kadar dikkatli olsan bile karşındaki insanın da dikkatsizliğini göz önünde bulundurmak gerekir. Yoksa mesela bazı arkadaşlar, nazımı kaprisimi dinlemeyen arkadaşlarım da oluyor. Bir kere yaşadım ben bunu. Son model arabası var. Bir basıyor. Vallahi billahi 3 saatte İstanbul'dan Ankara'ya gidilir mi? Gittik. Gittik. Ama nasıl gittiniz? Ama Allah nasıl gittik? Yani. Araba arkadaşımın arabası bayağı iyiydi. Arabadan anlamam da son sürat gidildi. Ama dediğim gibi normal şartlar altında mutlaka pazarlık yaparım. Pazarlık derken arkadaşlarım kesinlikle, yani trafik kurallarına uyulacak anlamında. Tehlikeye, riske hiç gerek yok anlamında. Reklama mı gireceğiz? Reklama gidelim Atilla abi. 10 geçe yaptık saatlerimizi. Telefonumu sonra vermedin? Evet. Bugün neden söyle oldu. 549-371-0705 Atilla abinin numarası. Gerçi bayram dönemi zaten, bilmiyorum mesaj gelir mi çok bakacağız size. Ama bayramlaşmak için yazanlar mutlaka olacak ki bayramda sağ olsun eş dost kadar dinleyicilerimiz de çok aradı, kendilerine tekrar buradan teşekkür ediyorum. Evet, birkaç da transfer haberi şimdi gözüme çarptı. Tamam. Bir son dakikamız da var, resmi değil ama ilginç bir haber, onu da reklamdan sonra paylaşayım, sohbetimize devam edelim. Atilla Türker'le Markaj devam ediyor. O
13-12 saatlerimiz, bir son dakika gelişmesi var dedik. İlginç bir haber olduğu için paylaşma ihtiyacı hissediyorum Atilla abi. Fenerbahçe ile alakalı, Fenerbahçe'nin Cagliari'den João Pedro'yu transfer etmek üzere olduğu yazıldı İtalyan medyası tarafından. Di Marzio transfer gurusu olarak da adlandırabileceğimiz bir isim. Adı Galatasaray'la anılan bir oyuncuydu João Pedro. Hatta menajerinin talebinin 700 bin eurodan 2.5'e çıktığı için Galatasaray'ın transferden vazgeçtiği söylenmişti. Şimdi Fenerbahçe'nin gündemine geldi ve bir anda transferinde bitme noktasında olduğu yazıldı. Fenerbahçe'de her gün neredeyse bir transfer yapar noktaya geldi. Son 3 günde 3 transfer açıklamışlardı. Pedro'da da sona yaklaştıkları söyleniyor. O bilgiyi de dinleyicilerimize aktarmış olalım. Ve dilerseniz Atilla abi, gelen mesajlarla mı devam etmek isterseniz, yoksa bu hafta pazartesi günü de bir yazı kaleme almıştınız. Çarpıcı bir yazıydı yine. Onunla mı devam edelim? Vallahi mesajlardan da olabilir. Yazıdan da olabilir. Genelde istersen Futbol Federasyonu'nun yapılandırılmasıyla ilgili olarak bazı şeyler söyleyeyim. Bu haftaki yazım zaten Futbol Federasyonu'nda tahkim kurulu veya diğer kurullarla, disiplin kurulu, etik kurulu, onlarla ilgili hangi isimlerden oluştu o şekilde. Şimdi tabii böyle kurullara tek tek bakıyoruz. Kim, hangi görevde, nasıl geldi şeklinde dikkatimizi çeken bir olay var. Bunu söylerken de kimseyi töhmet altında bırakmak istemiyorum. Ama ortada şöyle bir olay var. Şimdi Eskrim Federasyonu, buradan yola çıkalım. Eskrim Federasyonu'nun 15 yıl önce başkanı var. Sonrasında aynı yönetimde başka bir yönetici var. Başkan aynı zamanda şu anda Trabzonspor'un başkan yardımcısı. Milletvekili adayı olabilmek için Eskrim Federasyonu başkanlığını bırakıyor 8 yıl yaptıktan sonra. Sonra yerine başka bir isim geliyor. Murat Atalı adında bir isim. Bu Murat Atalı da son 7 yıldır Eskrim Federasyonu başkanı. Yani Eskrim'in 1 ve 2 numaralı adamı 15 yıl boyunca değişerek koltuklarda oturuyorlar. Ve bunlar, bir tanesi Trabzonspor'un halen başkan yardımcısı, öbürü de halen şu anda hem Eskrim Federasyonu Başkanı hem de Futbol Federasyonu'nun yeni tahkim kurulunda üye. Peki istifa etmesi gerekmiyor mu Trabzonspor'daki görevinden? Çünkü Fenerbahçe'de bir yönetim kurulu üyesi de normal yönetim kuruluna girmişti ama istifa ettiği söylendi. Fenerbahçe'de bunu yazılı olarak açıklamıştı. Şimdi şöyle, hukuki anlamda ben bunu elbette ki inceledim. Senin dediğin çok doğru. Yani yeni yasa doğrultusunda mutlaka istifa edilmesi gerekir. Fakat koskoca Trabzonspor'un halen başkan yardımcısı olan kişi, Trabzonspor başkan, nasıl Eskrim Federasyonu'nda duruyor? Onu soruyorsun değil mi sen? Yok. Onda nasıl, hem Trabzonspor'da başkan yardımcısı hem TFF'deki kurulda nasıl oluyor aynı anda? Yok. TFF'deki kuruldaki Eskrim Federasyonu başkanı. O başkan. Evet. O başkan. Birisi başkan, birisi başkan vekili. Ama şu var. Mesela Alanyaspor Başkanı Sayın Hasan Çavuşoğlu Eskrim Federasyonu'nun son seçiminde yönetimine girdi. Fakat mevcut yasa doğrultusunda Eskrim Federasyonu'ndan istifa etti. Çünkü Alanyaspor'da kulüp başkanlığı yaptığı için. Şimdi asıl lafı şuraya getireceğim. Eskrim Federasyonu'nda 15 yıldır görev yapan, birbirinden değerli ki üçü de profesör, profesör doktor, hukuk profesörleri üstelik. Bunlar, bu değerli isimler şu anda biri tahkim kurulunda, biri etik kurulunda, biri disiplin kurulunda bulunuyor. Yani toplu halde hareket ediliyor. Geçmiş dönemlerde de, bir önceki dönemde de hatırlarsın, tahkim kurulu başkanı Murat Balcı ile disiplin kurulu başkanı beyefendi Aytaç Yüksel Kadıköy'de özel bir hukuk bürosunda birlikte çalışıyorlardı. Şimdi böyle girift ilişkiler olunca insanın kafasında haliyle soru işareti oluşuyor. Yani kimseyi üstüne basarak söylüyorum, töhmet altında bırakmamak gerekiyor. Kulüplerle organik bağı olan kişilerin mutlaka ve mutlaka zaten kanun gereği federasyondaki kurullarından ayrılmaları gerekiyor. Her bakımdan çok dikkatli olmak gerekiyor. Tahkim kurulu, disiplin kurulu 7 kişiden, 7'şer kişiden oluşuyor. Disiplin kurulunun verdiği kararı, etik kurulunun verdiği kararı yahut da başka bir kurulun verdiği karar tahkim kurulu tarafından son nokta konuluyor. 7 kişilik disiplin kurulunda yahut da tahkim kurulunda siz herhangi bir kulüp 2 ismi, 3 ismi yerleştirdiğiniz zaman istediğiniz kararı rahatlıkla çıkartabiliyorsunuz. Nasıl çıkartabiliyorsunuz? 4'e 3 çıktığı zaman oy çokluğuyla çıkıyor. Siz 2 kişi, 3 kişi o kulübün neferi ise eğer, yanına 1 kişi, 2 kişi alarak yarınlarda ben de size oy verebilirim veya bugün bana yarın size zihniyetiyle rahatlıkla oy çokluğuyla kararlar çıkabiliyor. Şimdi Sayın Ali Koç mesela bir demeç verdi bayramın birinci günü. Dedi ki Futbol Federasyonu yönetimi çok radikal, çok devrim niteliğinde kararlar alıyor. Saygı duyuyoruz diyor. Doğru mu? Benim naçizane fikrim de doğru. Çok iyi refleks gösterdi şu ana kadar Futbol Federasyonu aldığı kararlarla.
Ama Ali Koç şu şerhide düştü. Kurullarla ilgili incelememiz devam edecek. Bir ay sonra daha net karar verebiliriz. Yani ben burada Ali Koç'u, Fenerbahçe örnek verdim ama bu diğer kulüpler için de böyledir. Ha şu da var. Mesela Merkez Hakem Kurulu açıklandı. 9 kişi başkanlar Sabri Çelik atandı. 9 kişilik kurulda 5 kişi yardımcı hakem kökenli insanlardan. Mesela İsmail Köse Trabzon'dan veya Sürat Mineroğlu Ankara'dan veya işte diğer isimler Bülent Gökçü İstanbul'dan gibi anlamında söylüyorum. Tabii bu insanlar daha değişik insanlar. Bu insanlar yeter ki olaya ortadan baksınlar. Bu insanlara da yeter ki şans verilsin. Yani en azından kıdemli yardımcı hakem veya sadece bayrak sallayan hakemler diye kafalarda soru işareti olmaması lazım. Bugüne kadar belli isimler etrafında döndü bu Merkez Hakem Kurulu. Ha yarınlarda bakılacak. İcraatı nedir? O doğrultuda değerlendirilecek. Ama bir de şu var. Eğri oturalım doğru konuşalım. Merkez Hakem Kurulu 9 kişiden oluşuyor değil mi? Zaten icracı olarak 3 kişidir abi. Bu 3 kişi hakemlerin atamasını yapar. Diğerleri hakemlerin atamasına, özellikle Süper Lig'i kastediyorum, birinci ligi kastediyorum, karışmazlar. Bana sorarsan eğer Merkez Hakem Kurulu zaten 3 kişiden oluşmalıdır. Sadece 3 kişiden. Zaten 20 yıldır, 30 yıldır Merkez Hakem Kurulu'nun kurma heyeti 3 kişiden oluşuyor. O 3 kişi hakemleri belirliyor Süper Lig ve birinci ligi. Burada 3 kişi kim bu arada Atilla abi? Sabri Çelik, Murat Ilgaz, diğer isim kim? Yani öbürü... Üçüncü sırada Aynur Akar yazılmış. Şimdi... O sıralamaya mı bakmak lazım yoksa Baki Tuncay Hakkı mı mesela oradaki diğer yetkili? Benim tanıdığım hani bildiğim bir o var şimdi. Şimdi bugüne kadar yapılan açıklamalarda hakem 9 kişilik kurullarda anında o 3 kişinin kim olduğu iyi kötü bellidir. Mesela bir önceki veya daha öncekinde Zekeriya, Oğuz Sarban, Ünsal Çimen veyahut da şu, burada da kesin olan şu Sabri Çelik ve Murat Ilgaz. O kesin. Kanun aynen. Hükmünde kararname. Yani %1000, %100 yani daha doğrusu. Şimdi 3. isim açıklandı mı bilmiyorum. Henüz açıklanmadı diye bilmiyorum. Görev dağılımı olarak. Görev dağılımı olacak. MHK haberlerine girdim. En son sadece yok, belli oldu kısmı var. Yok. Ha, orada zaten Murat Ilgaz'ın kim olduğunu tüm Türkiye biliyor. Yani yıllarca Süper Lig'de düdük çaldı. Çok büyük özellikleri olan bir insandır. Ana dili gibi İngilizce, Almanca bilir. Asker kökenlidir. Kafası çok çalışır. Onu da söyleyeyim. Neyse Ankaralıdır kendisi. Şimdi 3. isim olarak zaten Sayın Mehmet Büyükekşi şu açıklamayı yapmıştı. Her kurulda bir hanımefendi olacak diye. Bu doğrultuda da Aynur değil mi Aynur hanımefendi? Aynur Aysun. Evet. Gaziantep'ten seçildi ki daha önce Gaziantep İl Hakem Kurulu Başkanı'ydı. Ha şimdi Mehmet Büyükekşi yine hem hanımefendi olmasından dolayı, ha eski FIFA kokartlı Aynur hanımefendi, onu da söyleyeyim yani yardımcı hakem olarak FIFA kokartlı. Şimdi Aynur Hanım'ı kurma heyetin arasına girebilir mi? Mümkündür. Onun da bir tartışması var hatırladığım kadarıyla. Bu hakemler liste dışı kaldıktan sonra bir eğlence tertip eden isim olduğu söylenmişti kendisi. Bu hakemlerin bu da geçen sene olan bir olay. Hakemlerin bir eğlencede buluştukları söylenmişti bu liste dışı kalındıktan sonra. Onun organize ettiğini biz haberleştirmişiz bu MHK açıklandığında. O yüzden de ayrıca bir yanında soru işareti öyle mi? Konuyor kendisinin. Evet. Haydi bakalım. Onu ben bilmiyordum. Şimdi ilk defa duydum senden. Şimdi tabii kurulda daha önce tecrübeli olan isim var mı? Hepsi iyi kötü aklımda. Gözümden kaçmış olabilir daha doğrusu. Benim bildiğim kadarıyla yok. Mesela Baki Tuncay Akkın, İzmirli, FIFA kokarttı. Derbi maçlarından aranan yardımcı hakemlerinden biridir. Çok özellikle en az 20-25 yıl boyunca Türkiye Süper Ligi'nde çok kritik maçlarda kıdemli yardımcı hakem olarak, yani her zaman deneyimli olduğu için kıdemli anlamında söylüyorum. Çok özellikle bir isimdir. O olabilir mi? Mümkündür. Veya diğer isimler arasında da mutlaka mesela Sürhat Müniroğlu. O da FIFA Kokart'ta eski yardımcı hakemlerinden birisi. İsmail Köse Trabzon'dan üstüne basarak söylüyorum. İşte baktığın zaman ama bunların dışına üçüncü isim olarak çıkar mı? Yani Sabri Çelik'le Murat Ilgaz'ın yanına en yakın kim olarak gözüküyor? Hanımefendi mümkün müdür? Sanki mümkün olabilir gibime geliyor. Peki burada hani farklı isimler ve daha önce tecrübesi olmayan ve ağırlıklı olarak yardımcı hakemlerden oluştuğunu evet. söylüyorsunuz. Ve yıllardır da hepsinde aslında hep aynı isimler etrafında dönüyordu. Bu yenilik tartışmaların önüne geçmek için yapılmış olabilir mi? Yani o yüzden bilerek bu isimler seçilmiş olabilir mi? Çünkü adı yıpranan çok fazla isim var hakem camiasında ama bu isimlerin önemli bir kısmı yıpranmamış isimler. Şimdi
iki yönlü bakmak lazım bence olaya. Bir, örneklerle yola gidelim. Senin dediğin doğru. Şimdi Trabzon mesela. Aklıma Trabzon geldi. Veya İzmir'den de örnek verebilirim. İstanbul'dan da Ankara'dan da örnek verebilirim. Her zaman dön dolaş aynı isimler abi. Kimse darılmasın, sarılmasın. Trabzon'dan dön dolaş kimler abi? Hikmet Öksüzoğlu. Veyahut da işte diğerle tek tek saymaya gerek yok. Veya İzmir'e bakıyorsun abi. Hepsi de iyi kötü tanıdığımız isimler. Erol Ersoy şu bu falan devam ediyor. Veya Ankara'ya bakıyorsun yine belli isimler. Ama şimdi baktığınız zaman Trabzon'dan İsmail Köse. Yani İsmail Köse'yi kimse tanımaz. Trabzon'dakiler bile belki zor tanır. İsmail de eski Süper Lig'de bayrak sallayan isimlerden birisi. Ha önemli olan burada şu da var. Bardağın boş tarafından bakayım o zaman. İsmail Köse neye dayanarak Merkez Hakem Kurulu listesine girdi? Öyle ya. Misal diye söylüyorum ha. Veya da bak bunları ben şu ana kadar hepsini saygı dolu met etme demeye gerek duymuyorum. Hepsi saygın isimler zaten. Ama hangi kıstaslar, hangi ölçüler doğrusunda bardağın boş tarafını söylüyorum şimdi. Hangi ölçüler doğrusunda kim önerdi, nasıl önerildi, nasıl araştırma yapıldı? Yoksa kartvizit usulü mü girdiler? Buyur abi. Şimdi bak ne diyorum? Baki Tuncay Akgün. Hatta herkesin hatırlayacağı, ya ben de çok kötü bir adamım ya. Şimdi örnek vereceğim. Mesela Baki Tuncay Akgün veya çevresindekiler der ki ya bu kadar iyi kötü, güzel konuştun Baki Tuncay Akgün'la da verdiğin örnek oldu mu şimdi de? Baki Tuncay Akgün yanılmıyorsam Trabzon'daki maç, yine yanılmıyorsam hakem Bülent Yıldırım'dı. Rüştü Fenerbahçe maçı olsa gerek. Tabii ya Beşiktaş ya Fener, kaleci rüştü. Ceza alanı dışına çıkıyor 30 metre kadar. Göğsüyle topu çıkartıyor, önlüyor. Baki Tuncay bayrağı sallayıp eliyle diye Rüştü'yü oyundan atılmasına sebep oldu. Eğer minnacık hatam varsa hemen zaten herkes düzelsin. Sen de Google'a girersen karşına çıkabilir yani. Ha bu zaten şey bir hata. Bu tür hataları olabilir, yani, olabilir abi. Yani ben sadece biraz da ille bir olumsuz bir kenarından yaklaşacağım ya, eleştirel anlamda. Biraz da hani gülümseme oldu mu olmadı mı bilmiyorum da herkesin hoşgörüsüne dayanarak söylüyorum. Ha başka örnekler de verebilirim. Nihayet de Baki Tuncay Akgün. Baki Tuncay Akgün'e da takılmamak lazım ama üstüne basarak söylüyorum. 20-25 yıl boyunca 10 numara bir şekilde görevini ifa etti. Nihayet de İzmir'den dediğim gibi son 30 yılda hep belli isimler etrafında dönüyordu. Şimdi genç isim bakarsın çok iyi işlere yardımcı olabilir anlamında. Bu isimlerin de denenmesinde fayda var. Dediğim gibi gençliği, yeni olmaları bir avantaj. Ama kurula girdiklerinde ya ille ben şeyi düşünüyorum ya, yeter ki bir torpil olma abi, hayatta hiçbir torpilli olmaması gerekir normal şartlarda. Ya İsmail Köse veya Baki Tuncay Akgün veya Bülent Gökçü veya işte şu bu falan girdi. Gönül ister ki hiç kimse buralara torpille girmesin. Ama dediğim gibi kenarda kıyıda yıllar boyunca kalan bu isimler şimdi nasıl dahil edildi? Ben olaya iki taraflı bakıyorum yani. Torpil var mı yok mu? Ha Türk futbolunda daha düne kadar inanılmaz şekilde ahbap çavuş ilişkiler oluyor. Torpil oluyor. Babaları oğullar oluyor. Ha şimdi bakacağız. Mevcut Futbol Federasyonu Başkanı gerçek anlamda ki ben yapamaz edemez diyordum. Bu benim düşüncem. Çünkü Türkiye'de futbol mecrası resmen çürümüş, köhnemiş bir durumda. Merkez Hakem Kurulu'na iddia ediyorum. Başına Collina, Markus Merk en kralları gelse kısa vadede hiç kimse bir şey yapamaz kardeşim. Sorduğun zaman ben en krallarına soruyorum. FIFA kokartlı hakemlere, eski FIFA kokartlı hakemlere, gözlemcilere, futbolun içindeki tüm yorumcular soruyorum. Kim olmalıdır Merkez Hakem Kurulu Başkanı diye? Herkese soruyorum. Kimse kalkıp da şu olmalıdır diyemiyor abi. Kimse diyemiyor. Ha belli 3-5 isim var. Hepsi de yıprandı. Yıprandı. Ama biz nedir? Türk hakemliği hep günü kurtarmaya çalıştık. Hep ahbap çavuş ilişkilerle bu iş yürüdü. Güçlü olan insanlar kartvizit yöntemiyle üst klasmana, Süper Lig kadrosuna işgal ettiler. Hep de aynı örneği veriyorum. Diyelim ki Süper Lig kadrosunda 25 hakem var. En az 10 tanesi torpilli olunca ne oluyor? Maç veremiyorsun abi. Maçı yönetemiyor çünkü. Maçı yönetemiyor. 4. hakemlikten öteye gidemedi bugüne kadar. Veya öylesine birincilik başlığında düdük çaldı. Şimdi 25 hakemin bulunduğu Süper Lig kadrosunda 10 tane, tahmini 10 tane veya 13-15 tane torpilli olunca ne oluyor? Alttan zıpkın gibi çocuğun önü kesiliyor. İstediği kadar en iyi maçı yönetsin. Bir yönetiyor, yönetiyor. Onun da moral motivasyonu kayboluyor. Sonra o da formdan düşüyor veya bir ceza puanına giriyor. Listeden uzaklaştırılıyor. Yani bunu mesela Sabri Çelik şu anda Merkez Hakem Kurulu Başkanı değil mi? Bunu Sabri Çelik ve arkadaşlarının
iki ya da üç kişinin yapacağı tek iş hakem atamaları olmalıdır kardeşim. Bak hakemleri atayacak. Nedir? Süper Lig'de her hafta kaç maç oynanacak? 9 maç değil mi abi? Sadece hakem atamalarına bakması lazım. Ama hakemlerin eğitilmesi, yetiştirilmesi, geliştirilmesi, moral, motivasyon, fizik, kondisyon, nasıl giyineceksin, nasıl dolaşacaksın, hangi maça hangi şartlarda çıkacaksın, gerekli hazırlıklar nasıl yapacaksın, nasıl koşacaksın, işte fiziki gücün nedir, şudur bu, bunları işte eğitim dairesi adı altında birilerinin yapması lazım. Yoksa Sabri Çelik bunlarla uğraşamaz ki. Misal Sabri Çelik söylüyorum. İsterse Collina gelsin. Nihayetinde dediğim gibi önemli olan burada oturacaksın, sağlıklı bir şekilde ortadan bakarak hakemleri açıklayacaksın. Sonra saçma sapan hakem atamalarıyla boğulmayacaksın. Dediğim gibi eğitiminde başına birisi gelecek, eğitim kurulu. Bir de eğitim kurulu olduğu zaman nasıl olacak biliyor musun? Öyle Merkez Hakem Kurulu veya Futbol Federasyonu başkanı değişti diye eğitim kurulu değişmeyecek. Uzun vadeli yapacaksın. Genç hakemleri bulacaksın. Onları yönlendireceksin, yetiştireceksin. Merkez Hakem Kurulu değişse bile eğitim kurulu oluşacak. Avrupa'daki normlara doğru gerekli bilgileri aşılayacaksın. Ama bizde ne oluyor abi? 6 ayda bir Merkez Hakem Kurulu değişiyor. 6 ayda bir kurul üyeleri değişiyor. Bu kadar net. O zaman araya gidelim. Araya girelim hadi. Sonrasında devam tamam. Hay hay. Atilla Tuğker'le Markaj devam ediyor. ...13.30 saatlerimiz... MHK'yi, kurulları konuşuyorduk bir yandan da. Yalnız sormayı unuttum Atilla abi. Bu MHK yönetiminle ilgili şunu söylemiştin zaten. Açıklandığında ben torpille mi, ahbap çavuş ilişkisiyle mi geldiklerini anlarım demiştiniz. Sizin ilk intibanız ne bu Merkez Kurulu'yla ilgili olarak? Yoksa çok sürpriz mi geldi size de? Güzel soruları soruyorsun ha. Vallahi anlarım, gerçekten anlarım yani. Fakat bu daha değişik oldu. Şimdi şöyle, dediğim gibi bayrak hakemi olarak, yardımcı hakem olarak daha doğrusu 5 isim oldu. 5 isim birden olunca insanın kafasında soru işareti oluştu. Ama değişik bir proje de olabilir bu. Değişik bir düşünce de olabilir bu. Aralarında bunların, ki hepsini tanıyorum. Yani bir hanımefendi, Aydur Hanım'ı ismen biliyordum ama diğerlerini ben derken tüm futbol severler gibi tüm maçlarını izledik, yardımcı hakemlerin anlamında söylüyorum. Düdük hakemlerinde keza söyledim. Fakat burada yardımcı hakemler konusunda aralarında torpilli olarak giren de olabilir mi? Bu konuda henüz bir bilgi sahibi değilim. Önceden şöyle oluyordu. Genelde hep belli isimler etrafında dönüyordu. Araya misal diye söylüyorum. Malatya'dan isim vermeyip veya Diyarbakır'dan Nihat Mızrak. Nihat Mızrak'a direkt verdim. Veyahut da başka bir bölgeden şu olduğu zaman ha diyorsun bu Diyarbakır kontenjanı veya diyorsun ki bu Malatya veya bu Kayseri Musa kontenjanı Musa Bey'den veya işte falan diyorsun. O hemen kendini veriyor. Ya, o belli ki önemli bir güçten kaynaklanan torpille giriyor. Fakat burada dediğim gibi hiç çok temiz pırıl pırıl bak bu isimler pırıl pırıl zaten vukuatını olsa artık iletişim çağındayız. Anında herkesin önüne düşer. Dediğim gibi Baki Tuncay Akkın espri anlamında biraz da şey olsun diye Rüştü örneğini verdim. Veya Bülent Gökçü gazetecilik mezunu bildiğim kadarıyla Bülent Gökçü İstanbul bölgesi hakim. Ha Koç grubunda çalışıyormuş. Ya olabilir. Bak yeter ki yani ortadan bakılsın olaya. Yani yoksa Koç'tu, Sabancı'ydı. Türkiye'de zaten hakemlerin atamasıyla ilgili herhangi bir görevi olmayacak. Sıfır. Kendisinin. Sıfır. Zaten orada atacak isimler. İkisi sıfır. Belli. Üçüncü sıfır. De olacağını zannetmiyoruz. Sıfır. Koç'un da çalışmasında çok bir anlamı olmayacak. Bence herhalde. De. Şimdi bu da yanlış anlaşılmalara meydan verebilir ama bence çok büyük anlam taşımıyor. Yani nihayetinde yanında masa yan yana çalıştığı özel kalem müdürü değil veya olsa o ayrı bir tartışma konusu olur. Ama dediğim gibi Koç grubunda yani yüz binlerce insan çalışıyor. Bu arkadaşımız da yanılma payım var ama eski FIFA kartlı hakemlerden de yıllarca Süper Lig'de bayrak sallayan isimlerden birisi. Diğer isimler de keza öyle. Pırıl pırıl anlamında ben yine olaya bakıyorum. Ha, kimler önerdiyse yeter ki bu kardeşlerimiz de ortadan baksınlar. Yoksa mesela Futbol Federasyonu talimatları değişti. Nedir olay? Her kurulda bir hanımefendi olacak dendi ki hepsinde şu anda yok, bazılarında hanımefendi olmamış. Bazılarında da yine merkez Futbol Federasyonu'nun kararı akademisyen olmalıdır. Ama diyor. Orada da olmadığı örnekler var, varmış değil mi? Var orada da var. Niye öyle oldu peki? Yani çok iyi bir niyetle başladı
Türkiye Futbol Federasyonu ama kendi atadığı kurullarda niye buna dikkat etmedi? Şimdi kaçtı? Mesela ben olsam ille de akademisyen olması şartını koşmam. Ben olsam yani. Yok hani ondan bağımsız ama koşmuşlar niye yapmıyorlar peki? Tabii iki tarafla bakmak lazım. İkisi de ayrı bir olay. Ha diyeceksiniz ki veya diyebilirler ki iyi de kardeşim işte ne güzel profesör doktor akademisyen anlamında niye olmasın falan. Ya o zaman eskiden mesela Merkez Hakem Kurulu'nda da şu şart vardı sevgili Mertelem. Ne vardı biliyor musun? 9 kişilik kurulda 3 kişinin eski FIFA kokartlı olma şartı vardı. İyi de kardeşim dön dolaş diyelim ki 10 kişi var eski FIFA kokartlı. Ben mecbur muyum fırıldak eski kokartlı bir hakeme muhtaç kalayım? Mecbur muyum abi? O yüzden yani kim yani biraz ağır oldu bu kusura bakma. O yüzden dön dolaş belli isimleri alabiliyordum. Bu dediğim uygulama mı çok eskiydi. Yani bir 20-25 yıl önceki kurallar çerçevesinde FIFA kokarttı 3 hakemin 9 kişilik kurulda olma şartı vardı. O zaman benim elim rahat olmuyor ki Merkez Hakem Kurulu Başkanı olarak ya da Futbol Federasyonu Başkanı olarak. Burada şimdi profesör doktor elbette bak konuşurken önümü iliklerim. Önünü iliklemeyen insanla da konuşmam. Çünkü bilim insanı bunlar. Tartışılmaz. Profesör, doktor. Daha ötesi mi var? Daha ötesi nedir? Eskiden ordinarius mertebesi vardı. O akademik ünvan kaldırıldı. Ama şu anda Türkiye'de ve dünyada en büyük akademi bildiğim kadarıyla yanılacağımı tahmin etmiyorum. Profesör doktorluktur. Fakat burada yani bu işe gerçek anlamdan zamanını ayıracak, kendini verecek insanların olması gerekir. Sırf profesör doktor diye orada olması bilmiyorum. Ha birbirinden değerli Türkiye'de o kadar çok futbola aşık, yaşamını futbola adamış profesör olduğu için zaten bilgisi kültürü tartışılmayacak o kadar çok insan var ki ha o kurullarda o olabilirse başımızın üstüne. Büyük ihtimalle de o tür insanlardan, bilgili kültürlü insanlardan bu kurullara alınmış olabilir diyorum. Bu şart olmasına rağmen bazı kurullarda niye profesör doktor yok? Demek ki bulunamadı. Evet o da ilginç bir detay oldu. Biz de Ajan Spor'da son bir haftada bu konuları bayağı bir haberleştirdik. Sizin işte yazınız çıktı. Diğer kurullarla ilgili birçok detay da sosyal medyada çıkmıştı. Biz de bilgileri haberleştirdik. Şimdi dilerseniz Atilla abi bugün hiç mesajlara bakamadık. Bakalım. Son bölüme yaklaştığımızda evet. Mesajlarla bakalım mesajlara. Ayıp oluyor. Sonra üzülüyorum ben ya. Sonra çoğunu tek tek arıyorum. Mesajını şimdi gördüm diyorum. Okuyamadım diyorum. Özür diliyorum diyorum ki beni dinleyenler mutlaka bu telefon açtıklarımı da bilirler. Tuncay, sevgili Tuncay, Ankaralı Gençler Birliği'ne gönül veren değerli bir kardeşim. Bayramımızı kutluyor senin ve benim, tüm Radyospor ailesinin, tüm İslam aleminin bayramını kutluyor. Sabri Çelik 3. kez seçildi. Aynı isimler gelip gidiyor diyor. Hakem ki Sabri abi 3 diyor da benim bildiğim 4. Bir de çok bir eskiden de var. Kendi yönetim kurulu üyesi olduğu var yani. Onunla birlikte 7 diye biliyorum ben. Yani yönetim kurulu yani kurul üyeliği 3 artı 4'te başkanlık olmak üzere 7. Orada da mesela 10 yıl sınırı mı vardı Atilla abi? Yine yeni TFF'nin getirdiği ya 8 yıl ya 10 yıl sınırı vardı. Dur sen bombayı şimdi hatırlattın bana. Olay ne biliyor musun? Şimdi yeni talimatta, mevzuatta Mehmet Büyükekşi ve arkadaşları şöyle bir karar aldılar. TFF'nin sitesinde de bu yayınlandı. Eski kurullarda, hukuk kurullarında daha doğrusu, hukuk kurulu ne demek? Tahkim kurulu, disiplin kurulu, uyuşmazlık çözüm kurulu, etik kurulu da dahil bildiğim kadarıyla. Bu kurullarda en fazla 8 yıl görev yapılması gerekiyor. 8 yıldan fazla görev yapanların yeni kurulda alınmayacak. Bak bak bak, manşetlik haber normal şartlar altında. Ne demek bu biliyor musun? Şu, tahkim kurulunun mevcut başkanı, bir önceki başkanı 9,5 yıldı. Ve o Murat Balcı, o da hakkını helal etsin, bana bir mail atmıştı, benim için hakkınızı helal edin demişti. Benim yorumumu şu anda aktarıyorum kardeş. Murat Balcı 2012'de Yıldırım Demirören başkanlığında oluşan Türkiye Futbol Federasyonu'nda tahkim kuruluna üye olarak girdi. 2012 yılı Mart diye de hatırlıyorum. Sonra 2015'te tekrar Yıldırım Bey, yanılmıyorsam, Futbol Federasyonu başkanıydı. Bu kez aynı tahkim kurulunda Murat Balcı tahkim kurulunun başkan vekili oldu. 2019'da ise başkan oldu. Yıl kaç? 2022. Yani 10 yıldır tahkim kurulunda bulunuyor. Şimdi mevzuat çerçevesinde tüm kurul üyeleri kanuni garanti çerçevesinde bir yıl daha görevde kalma hakları vardı. Yani kimse görevden alamazdı. Fakat mevcut başkan Mehmet Büyükekşi ne dedi kardeşim? Ben bu kurullarla çalışmam.
bir daha söyleyeyim, ben bu kurullarla çalışmam dedi. Ki çok da iyi biliyorum, demecinden de öte bazı bilgilere sahibim. Dedi ki kurul üyelerine, daha Futbol Federasyonu seçimi yapıldığı sırada Ankara'da 16 Haziran'da dedi ki tüm kurul üyelerinin istifasını istiyorum kardeşim dedi. Aradan 2 gün geçti, bazı kurul üyeleri istifa etmedi. Bunun üzerine ne yaptı Mehmet Büyükekşi, Futbol Federasyonu Başkanı? Arkadaş dedi, bazı kurul üyeleri istifa etmedi, istifalarını istiyorum dedi. Bak iki taraf birbirine res çekiyor. Hukuk kurulu üyeleri, yani tahkim, disiplin ne diyor? Benim kanunu dayanağım çerçevesinde biz bu görevde bir yıl daha kalırız diyor. Ama Mehmet Büyükekşi de güçlü bir şekilde geldi, işaret edilerek geldi tabii. Ne diyor? Edeceksiniz kardeşim diyor. Ben sizinle çalışmam diyor. Sonunda ne oldu? Mehmet Büyükekşi'nin dediği oldu. Tüm kurul üyeleri istifa etti. Fakat burada o süreçte Mehmet Büyükekşi ve arkadaşları talimata bir madde eklediler. Talimatı açıkladılar. Nedir? Yeni kurullara girecek insanların geçmişte hukuk kurullarında 8 yıldan fazla görev yapmamaları gerekir. Yani 8, 9, 10 veya 9, 10 yıl olanlar, hukuk kurulunda görev yapanlar yeni kurullarda görev alamazlar. Ben şimdi baktım abi, Murat Balcı. Ha, başka isimler de var mıdır? Bakarsam şöyle bulurum. Fakat burada benim anladığım şu. Herkesin hoşgörüsüne dayanarak söylüyorum. Murat Balcı bastırdı tekrar kurullara girebilmek için. Mehmet Büyükekşi daha atik davrandı. Mevzuata bir madde yerleştirdi. 8 yıldan fazla görev yapanlar bu şeye giremez diye. Duvar bir set çekildi. 7 metre 10 metre genişliğinde, yüksekliğinde bir şey. Zaten 2-3 günde de mevzuatta değişiklik olmayacağına göre Murat Balcı'nın önü kesildi. Çünkü niye 8 yıl abi? Yani hani bir 10 yıl, 5 yıl, 20 yıl falan koyarsın da anlarsın. 8 yıl. Çünkü Murat Balcı 8 yıldan fazla görev yapmıştı bu kurullarda. Ama aynı federasyon işte bir mevzuat yine koyuyor ama onu yine uygulamıyor Atilla abi. Aslında mesela hani profesör diyor, yok mesela kurulda. Yani 8 yıl dediği zaman 9 yıllık birini getirse de olurdu bence. Ne olacak yani, sonuçta kendi koyduğu yönetmeye yine uymuyor aslında Türkiye Futbolu. Yani burada 8 yıl barajını korunması ben çok manidar olarak gördüm. Yani keşke bunu Sayın Mehmet Büyükekşi çok net bir biçimde dile getirebilse veya olaya vakıf olan, ama o kadar net gözüküyor ki, yani dediğim gibi hani niye 5 yıl değil, niye 7 yıl değil, 8 yıl barajı konulmuş. Burada da daha önce Murat Balcı ve arkadaşları gireceğiz şeklindeki iddia bu tabii, ama büyük ihtimalle de benim duyumum bu yönde. Bazı insanlar kurullarda yer alabilmek için büyük mücadele verdiler. Yani bir önceki, daha 20 gün önceye kadar yer alan, kurullarda yer alan insanlar yine devam etti. Mesela yine bakarsak nedir? Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Başkanı Celal Candan, Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı, kredilerden sorumlu. Neydi? Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Başkanı'ydı. Şimdi bakıyorsunuz Etik Kurulu Başkanı olmuş. Yani pantolon olmadı, gömlek verelim falan. O şekilde bir işleyiş var. Yani bazı insanlar devam ediyor. Kredilerden sorumlu Halkbank Genel Müdür Yardımcısı. Evet Atilla abi, dilerseniz mesajlara evet ya. Devam biz edin. Bir mesaj, bir yerden dalıyoruz, o taraftan doğru gidiyoruz. Bir mesaj okuduk, sonra konu evet, biraz farklı yerlere geldi. Sabri Çelik'le ilgili söylüyor sevgili Tuncay, sormuştu. Devam ediyoruz. Hakemlikten yeni emekli olan, sistemi ve hakemleri birebir tanıyan Fırat Aydınus MHK Başkanı olsa daha iyi olabilir miydi? Atilla abi, bir de Gençler Birliği'nde neler oluyor, saygılar diyor. Sen mi cevap verirsin Fırat Aydınus'a? Vallahi Atilla abi, siz daha iyi bilirsiniz. Estağfurullah. Keşke Fırat Aydınus gibi insanlar olsa. O da yorumculuğa başlıyor ama zaten. Büyük ihtimalle. Acun Ilıcan'ın kadrosuna dahil olduğu açıklandı galiba resmi olarak. Yeni sezonda orada yorum yapacakmış. Şimdi Fırat Aydınus Türk hakemliğinin sorunlarını, işleyişini en iyi bilen insanlardan biridir. Ama bazı insanlar, ben Fırat Aydınus bazında değil genel anlamda söylüyorum, Merkez Hakem Kurulu Başkanı falan olmak istemezler. İsim veririm vermem. Bazı isimlere 20 yıldır teklif ediliyor kardeşim. Merkez Hakem Kurulu Başkanı ol diye veya ne yapılması gerekir diye. Fakat onlar niye? Bana edilse ben kabul ederim, onu söyleyeyim de. Fakat bu teklif edilen isimler niye kabul etmiyor? Ekran yüzleri, daha fazla para kazanıyorlar. Bir de Merkez Hakem Kurulu'nda başkan olsan da en koltukta en fazla 20 gün demeyeyim de 3 ay kalırsın kardeşim. Herkes seni eleştiri bombardımanına tutar, yerden yere vurur. Senin karizma çizilir. Bir daha sen piyasada dolaşamazsın. Çünkü üstüne basarak söylüyorum. Şu anda Türk hakemliğinin düzelmesi için Collina da gelse, Markus Mert de gelse, bir yılda, iki yılda, üç yılda, beş yılda yapılacak bir iş değildir. Çünkü elindeki kadro belli.
Yani bu elindeki kadroyla belli işler yapabilirsin. Ama uzun vadede sen pırıl pırıl genç bir kadroyla yetiştirerek, geliştirerek elbette işler yaparsın. Ama ona da Merkez Hakem Kurulu Başkanı olarak görev süren yetmiyor. Ömrün yetmiyor abicim, tamam mı? O yüzden sürekli patinaj yapılıyor. Dön dolaş Sabri Çelik oluyor. Veya işte dön dolaş belli isimler etrafında dönüyor. O doğrultuda işte Merkez Hakem Kurulu'nun 9 isminden 5'i bayrak hakemi, yardımcı hakem olarak seçildi. Biz de onlara bakalım diyoruz. Belki fırsatı, şansı iyi değerlendirecekler. Fırat Aydınus da şimdi bakacak. Fırat Aydınus Türkiye Cumhuriyeti tarihinin sıralamaya koysak herhalde yani birinci sırada mı olur, beşinci sırada mı olur bilemem ama ilk beşe mutlaka girer. En azından objektifliği, cesareti, ne bileyim bugüne kadar verdiği mücadele, onun verdiği mücadele de az değil. Ama şimdi Merkez Hakem Kurulu Başkanı teklifi yapılmış mıdır veya üyelik? Bence yapılmadıysa ayıp. Bak yapılıp yapılmadığını bilmiyorum. Bence yapılmadıysa eğer Fırat Aydınus'a gel kardeşim. Bu listeye giremez miydi şimdi? Benim tahminim bak. İlk defa böyle sessiz düşünüyorum. Fırat Aydınus'a çok büyük ihtimalle teklif yapılmıştır. Yapılması gerekir. Ama Fırat Aydınus kabul etmemiştir diye düşünüyorum. Niye? İşte biraz önce anlattığım nedenlerden dolayı. Şimdi ekran yüzü olacak. Ağrısız bir şekilde haftada birkaç kere yorum yapacak. Ama tabii bu nihayetinde Pablo Picasso'nun hikayesi gibi hani hep dile getirilir ya, birisinin resmini yapmış da $100 istemiş. Adam da demiş ya 5 dakika yaptın demiş. 5 dakikada ne $100 mı olur? O da demiş ki 30 yıl artı 5 dakika ama demiş. Şeyde Fırat Aydınus'un da 35 yıl artı işte bilmem ne kadar. Tabii haliyle şimdi Merkez Hakem Kurulu Başkanı olsa 6 ayda paçavraya çevirirler. Sabri'yi diyorum, özür dilerim. Cüneyt Çakır'ı da paçavraya çevirirler Merkez Hakem Kurulu Başkanı olsa. Fırat Aydınus'u da çevirirler. Bülent Yıldırım'ı da çevirirler. Çünkü hepsi çevrildi bugüne kadar. Sistem böyle. Çürük. Daha yeni bir, bunlar liste dışı kalmadı mı Atilla abi? Yani liste dışı kalan bir hakemin hemen akabinde MHK başkan olması da yine tartışmaları beraberine getirecek. Zaten mevzuatta bir yıl falan geçmesi gerekiyor diye bir madde var ama bakmam lazım ona. Yani emin değilim. Liste dışı kaldıktan sonra mı? Bir yıl içinde olamıyor mu? Ya da bıraktıktan sonra mı? Bıraktıktan sonra, evet. Bıraktıktan sonra. Tabii şimdi ama Fırat Aydınus'un kadro dışı bırakılması akla mantığa uygun değildi. Ha. Üstüne basarak söylüyorum. Bir gerekçe olsaydı hepimiz tepki gösterebilirdik. Ha, yollar ayrılabilir. Yıprandı, şu oldu, bu oldu. O zaten 8 Mart kararları başlı başına yarınlarda daha çok tartışılır anlamında söylüyorum. Yoksa Fırat Aydınus'u Cüneyt Çakır'dı. Yani bunlar tabii eleştirilecek. 8 Mart olayı başlı başına çok farklı bir olay. Dediğim gibi benim kanaatim %100 teklif edilmiştir Merkez Hakem Kurulu. Başkanlık mı teklif edilmiştir yoksa üyelik mi teklif edilmiştir? Veyahut da gel şimdi üye ol Merkez Hakem Kurulu'na, yarınlarda başkanlık için tecrübe kazanırsın diye. Ama Türkiye'de Fırat Aydınus yahut da diyelim ki diğer yorumcular, popüler isimler, ateşten gömlek demeyeyim ben buna, Fırat Aydınus başkan olsa en fazla bir yıl görevde kalabilir. Çünkü 10 numara icraatlara imza atsa bile, 10 numara hakem atamalarını 10 numara yapsalar bile, Fırat Aydınus bazında söylüyorum genel anlamda, bu camiada tutunmak, yani medyası ayrı bir dert, taraftarı ayrı bir dert, kulüp başkanları ayrı bir dert, hakemler içindeki kavga, dövüş ayrı bir dert, bakan torpili ayrı bir dert, ünlü iş adamları ayrı bir dert, elle tutamazsın. Yani inanılmaz bir olay. Hep söylüyorum, bugüne kadar Merkez Hakem Kurulu Başkanı kimler yaptı son 20 yılda? 20 kişi yaptıysa bir Ferhat Gündoğdu'yla merhabalığım yok benim. Onun dışındaki hemen herkesle iyi kötü görüşürüm. Her zaman şu vardır. Daha sen Merkez Hakem Kurulu Başkanı koltuğuna oturmadan sevgili Mert Alam, önüne yaklaşık 200 kişilik, 300 kişilik bir liste tutuşturuluyor kardeşim. Bak. Diğer federasyonlarda da böyle ha. Merhaba dediğin anda al bizim Ali'yi yönetimi al, al Veli'yi yönetimi al, al şu hakem işleri müdürü yap, al bunu bilmem ne yap. Haliyle ne oluyor biliyor musun? Gel de yapma abi. Şu anda devletin zirvesinden 3 kişi arasa veyahut da çok ne bileyim ünlü kıramayacağın insanlar arasa kıracaksın. Ama işte kırdığın zaman da senin altındaki koltuğu çekiyorlar Türkiye'de. Şimdi Gençler Birliği'nin durumu ne olacak diyor sevgili Tuncay. Ya orada enteresan işler oluyor. Yine seçimle olağanüstü genel karar alındı. Yine mi? Tabii yine ben alındı. Tabii kaçırdın. Kaçırmışsın. Daha yeni olmadı mı orada? Yine geçen hafta alındı. Tekrar o karar değişti mi bilmiyorum ama yeni seçim kararı alındı. Başkan kendi mi aldı bu kararı? Yönetim alıyor tabii. Yönetim kurulu olarak. Daha tabii. Yeni seçilmişken ne oldu da hemen böyle bir karar aldılar? İşte onun nedeni var. Bu şöyle, şirketleşmeye gidilmek için karar alınmıştı.
yani Gençler Birliği maddi anlamda çok büyük bir sıkıntı içerisinde, formülle şirketleşme, yani para, sıcak para gelmesi için, öyle ya, şirketleşme olunca belli hisseler belli kişiler tarafından alınacak, sıcak para gelecek. Gençlerin transfer yasağı var her şeyden önce, hareket edemiyor, kıpırdayamıyor. Fakat sonradan çok iyi niyetli de olsa Gençler Birliği içindeki bazı hukukçular, yani camiadaki anlamında, gönül verenler anlamında, adli makamlara başvurdular, hukuki girişimde bulundular daha doğrusu. Şirketleşmenin önüne geçildi. O zaman da Niyazi Aktaş tabii bu böyle yürümez şeklinde, parayı nereden bulacağım deyip, parayı nereden bulacağım şeklinde, ki Niyazi Aktaş yani bildiğim gördüğüm kadarıyla Gençler Birliği için gerçekten çok büyük bir şans. Bak, çok büyük bir şans. Niyazi Bey görevi bırakırsa ben Gençler Birliği istikbalini çok kötü görüyorum. Çünkü orada herkes birbirini yemeye başladı. Ama kalsa da kendi demek ki bir şeyler yapamayacağını düşünüyor ki, o da böyle bir karar alıyor değil mi? Kendi devam edecek mi bu kararı aldıktan sonra? Şöyle, şirketleşmeye izin verildiği takdirde devam edecek. Devam edecek. Ama verilmedi ve şu anda geçmiş bırakıyor. Olsun, tabii. Hatta Niyazi Bey'e saygısızlık yapmak istemem ama kendi aramızda kısa bir sohbet ettik. O zamanlar bir önceki seçime bir hafta kala bu şartlar altında devam etmek istemiyorum demişti. Çünkü para yok abi. Niyazi Bey veriyor ama belli bir yere kadar veriyorsun. Kimse Ali Koç değil veya kimse bilmem ne değil. Şirketinden veya ailenin parasını belli bir yere kadar verebilirsin. Şu anda Gençler Birliği'nde kimse de para vermiyor. Herkes ama eleştiriyor. Ya normal şartlar altında. Bak, İlhan abi, Allah rahmet eylesin, yaşadığı zaman A milli takıma, büyük kulüplere onlarca futbolcu verirdi. Kasada vefat ettiğinde 20 milyon euro vardı. Şu anda o 20 milyon euro bitti. Sevgili evladı geldi. Bir önceki başkan, yani Murat Cavcav'ı kastediyorum. Hem 20 milyon euro bitti, bir de üzerine 20 milyon euroya yakın para borçlanıldı. Ayıp, yazık, günah. Yani Niyazi Bey, dediğim gibi, bilgisiyle, kültürüyle ve duyumum çerçevesinde söylüyorum, sağlam dostlarımla aldığım sağlam bilgiler, çok büyük bir şans. Ama yarınlarda Niyazi Bey de görevi bırakıp giderse kimse şaşırmasın. Soruları hızlı hızlı okuyalım. Barış Demirdizen, sevgili Barış, Hollanda'dan diyor ki, Atilla abi, bir soru sormuştum geçen hafta, cevaplamadın. Galatasaray ile Eyüpspor arasındaki organik bağı ne yapacağız diyor. Adamlar derken göstere göstere geliyorlar diyor. Ben de bunu sevgili Barış, hemen sevgili Mert Elam'a yöneltiyorum. En son Kazımcan transferi böyle yapılacak dendi. Olmadı bu arada sonrasında. Dinleyicimiz orada kalmış belki ama Galatasaray kendi aldı Kazımcan Karataş'ı. Ama böyle de transfer iddiaları devam edecek. Tabii ki eleştirilir. Biz de eleştirdik yani, böyle bir bağın olmaması lazım. Şimdi, sen Galatasaray başkanı mısın? Eyüp Spor başkanı mısın? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Çok samimi bir şekilde söyleyeceğim. Birincilik kulüp başkanlarının kendi aralarında yaptığı bir toplantı. Orada birincilik kulüp başkanları arasında benim çok samimi olduğum bazı arkadaşlar var. Başkan. Bak, üstüne basarak söylüyorum. Orada o başkanlardan birinin bana söylediğini söyleyeceğim. Tabii kimin olduğunu, benimle mezara gidecek. Eyüpspor başkanının şöyle bir ifadesi olduğunu söyledi. Ben Eyüpspor Galatasaray maçında Galatasaray'ı tutarım diye. Bakın, bunu da kimseye haksızlık yapmak istemem. Eğer minnacık bir hata varsa Eyüpspor'un sevgili başkanı, ki ismini mazur görsün, şu anda hatırlayamadım. Murat Özkaya sana. Evet. Hemen düzeltiriz. Benim aldığım duyum bu. Ha, bu gönül bağıdır bu. Veyahut da en azından esprili de olsa bir mesaj verme anlamında söylemiştir. Ve nitekim bak, şimdi görüşler geliyor falan. Bu tür organik bağları veya gönül bağlarını iyi ayırmak gerekiyor. Geçmiş yıllarda Hacettepe ile Gençler Birliği aynı çatı altındaydı. Veya Trabzonspor, işte 1400 Trabzonspor'la aynı çatı altındaydı falan, fıstık. Yani aynı çatında altında olunsa bile her işin bir disiplini vardır, dürüstlüğü vardır, objektifliği vardır. Eyüpspor mevcut başkanı da bunlara dikkat eder diye düşünüyoruz. Sevgili Yunus Dane hem bayramımızı kutluyor hem selam söylüyor. Sağ olsun, var olsun. Bakırköy'den Timuçin keza güzel duyguları, temennileri var. Sevgili Feridun Atak. Feridun Almanya'dan bahsetmiş miydim? Bir gün bir baktım, gece yarısı 3. Sabaha karşı 3. Bahsetmiştiniz. Bak, ismini bu sefer söylüyorum. Feridun'un mesaj atmış. Ben de mesajı sabaha karşı 4.30'da gördüm. Dedim ki, el mi yaman, bey mi yaman? 5 gibi veya işte sabah 6 gibi aradım Feridun'u. Bir merhaba demek için aradım. Bir konuşmuşuz 1.5 saat. Sevgili Feridun,
bayramı, tüm İslam aleminin bayramını kutluyor. Abi sana zahmet, kendini yakmayacak şekilde şu kokuşmuş TFF Ahbap Çavuş ilişkilerini sen gene de dilin döndüğünce anlatmaya devam et. Millet duyursun diyor, seviliyorsun diyor. Biraz önce anlatmaya çalıştık. Uğur Cinoğlu, sevgili Uğur. Ha, yine Mert Elamlık bir soru. Diyor ki bayramımızı kutluyor. Ayrıca Kerem Aktürkoğlu sizce kendini bulunmaz Hint kumaşı olarak mı görüyor? Buyur. Derin bir soru bu. Biraz var, evet. Evet. Şöyle, kendini yıldız statüsünde görüyor. O kesin. Mesela dünkü röportajını söyledi Ali abi. Ben o ifadelere dikkat etmemiştim ama takıma liderlik edebileceğini, hem sağ içinde hem sağ dışında bunu yapabileceğini söylüyor. Kendini fazla yüksekte görüyor. Bu çok hayra alamet değil. Bu öyle kendinizi öyle görmekte olabilecek bir şey değil. Bu kendiliğinden olur. Takım bunu zaten size hissettirir ama siz takıma bunu dayatamazsınız. Kerem'inki sanki biraz öyle. Takıma bir mesaj verme kaygısı taşı. O yüzden de çok üzerinde oturmuyor şu anlık. Bilmiyorum. İnşallah Galatasaray ve kendine çok fazla zarar vermez uzun vadede. Ama şimdilik pek hayra alamet değil hal ve hareketleri. Şimdi sevgili Hasan Kulaç, güzel arkadaşım, Ankara'dan çok değerli bir gazetecidir. Bir konuda bizi uyarmış. Diyor ki Ati abi diyor. Ati derler bana, bu arada onu söyleyeyim. Gençler Birliği'yle ilgili olarak hisselerin inşaat şirketini yazmış biliyorum. Söğüt İnşaat diyor, yazıyor. Ben de biliyorum, okuyorum. Söğüt İnşaat'ta. Dolayısıyla işte Melih Gökçek'e gitme tehlikesi vardı. O nedenle gündeme bile alınmadı şirketleşme diyor. Ama başkan bunun farkında değil mi peki? Bunu isterken, şirketleşme isterken, eğer dediği gibi bir risk varsa başkan da bunu biliyordu. Sevgili Hasan zaten olaya çok vakıf. Ben de bu olayı şöyle biliyordum. Aynen dediği gibi. Fakat şu kadarını söyleyeyim. Bu bölüm biraz off the record olacak aldığım bilgiler çerçevesinde. Bu şekilde hisselerin gitmemesi için set çekti Niyazi Aktaş. Yani bünye kabul etmedi anlamında, Söğüt inşaatı anlamında veya camia istemedi anlamında. Ama başka yerlerden gelecek tekliflere, yani burada Hasan'la hafif ayrışıyoruz. Başka yerlerden gelebilecek teklifler veya hisse alınması karşısında Niyazi Aktaş ve ekibi olaya sıcak bakıyor diye düşünüyorum. Ama burada dediğim gibi Hasan'ın yazdığı çerçevede bu olay doğru. Hatırla, Hasan'a da teşekkür ediyorum, sevgili Hasan Kulaç'a da, yani bizi en iyi şekilde aydınlatmış oldu. Son mesaj olsun Atilla abi. Evet, sevgili Barış geldik. Hollanda'dan tekrar yazmış. Organik bağ ne yapacağız diyor. Ankaraspor şike ihtimaline karşı küme düşürüldü diyor. O geçmiş yıllardaki olayı yazıyor. Faruk İnanç keza, o da güzel temennilerde bu. Almanya'dan son olarak Cemal Ciltenli'yi okuyayım. Biraz uzun yazmış. Cemal'e buradan selam olsun, sağ olsun. Sedat Çiğdem yazmış. Abicim iyi yayınlar, bayramı falan, bayramı kutluyor ve bu kurullarla doktor olması şart mı? İlla bir unvan olması gerekli mi diyor? Yok, değil. Yani şeyi kastediyor. Hani akademisyen anlamında, anladığım kadarıyla akademisyen olma şartı her kurulda asgari bir kişinin olması gerekiyor diye bir kural var. Musa Yiğit'in de, Timuçin Akalın'ın da keza çok çok güzel temennileri var. Musa'yı son olarak okuyalım. Kayseri'den selamlar diyor. Bazıları sadece selam söylüyor. Sağ olsunlar yani, böyle iyi niyetli. Şu anda mesela çok sayıda mesaj var. Genelde mesaj şeyler olduğu için bayramlar, bayramı kutluyor. Biz de buradan herkesin bayramını tekrar kutluyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz. Bitti. Atilla abi, bu haftalık bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya yine aynı gün aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın efendim. Çok teşekkür ederim. Atilla Tuğçer'le Markaj sona erdi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.